Haziran'dan bu yana ATK'dan 4 kez rapor alındı ve 3 kez hapishanede de kalamayacağına ilişkin ATK'nın değerlendirmeleri oldu. Fakat Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırmış müebbet hükümlüsü olması ve infaz yasasında ağırlaştırmış müebbet hükümlülerine özgü yasada infazına hiçbir şekilde ara verilmeyeceği gerekçe gösterilerek tahliyesine ilişkin yaptığımız tüm başvurular reddedildi hapishanede kalamaz raporlarına rağmen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de ağırlaştırmış müebbet rejimine ilişkin infaza hiçbir şekilde ara verilmemesi hususunun işkence yasağına aykırı olduğunu, bunun insanlık onuruyla bağdaşmadığını açıklamasına rağmen ve defalarca hapishanede kalamaz raporları alınmasına rağmen Abdülkadir Kuday tüm yetkililer tarafından hapishanede ölüme terk edildi. Anayasa Mahkemesi'ne defalarca tedbir talebi, tahliye talebinde bulunduk. Fakat en son yaptığımız tahliye talebi, tedbir başvurusu 10 gün önce reddedildi ve 10 gün önce Abdülkadir Kuday'ın durumunda önceki başvurulardan farklı olarak bir gelişmenin olmadığı açıklandı. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin bu red kararından 10 gün sonra maalesef Abdülkadir Kuday'ı hapishanede kaybettik. Abdülkadir Kuday hastalığının daha da ilerlemesi nedeniyle 2024 yılı içerisinde birçok kez acil olarak hastaneye kaldırılmış, her defasında günlerce hastanede kalmıştır. 3 Eylül 2024 tarihinde de infazının ertelenmesi için başvurular yapılmış, son olarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan tedbiren tahliye talebi de reddedilmiştir. Hapishanede kalamaz raporlarına rağmen bu zamana kadar savcılığa, ceza infaz kurumuna, ağır ceza mahkemelerine ve Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruların tamamı ağır hasta mahpusu Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması nedeniyle reddedilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iyi bir ceza adaletinin gerçekleştirilmesi adına insani nitelikli bir takım tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu durumların ortaya çıkmasının imkan dahilinde olduğunu kabul etmekte ve özellikle ölümcül hastalığa yakalanmış kişiler veya sağlık durumu sürekli şekilde cezaevi koşullarıyla uyumsuz hale gelmiş kişilerin alıkonulmaya devam etmesinin 3. madde kapsamında değerlendirilebileceğini ifade etmiştir. Uzun süredir Türkiye'de hapsedilme, adalete ve güvenliği sağlama amacının dışına çıkarak özellikle siyasi mahpusların yaşamlarını kaybetmesine varacak ihlaller yaşanmasına sebep olan bir pratik haline gelmiştir. Bu haber için çok üzgünüz, gelen bu vefat haberi için. Ama üzgün olduğumuz kadar da öfkeli ve kızgınız. Çünkü engellemek için çok çaba sarf ettiğimiz, çok çaba sarf edilen, mücadele ettiğimiz ve tüm bunlara rağmen bu ölümü ihmaller ve eylemsizlik zincirlerinin toplamında, totalinde gerçekleşen bu ölümü engelleyemedik. Bizim engelleyememizin tabii ki önündeki en büyük engellerden biri hasta tutsakların, özellikle devrimcilerin ve yurtseverlerin bulunduğu hapishanelerde gerçekleşen hapishanelerdeki hak ihlalleridir. Bununla birlikte devletin birçok katliam sanığına göstermiş olduğu afların, resmi gazetede yayınlanan afların denizlere ve ürseverlere bir türlü uygulanamamasıdır. Bununla birlikte ağırlaşmış müebbet hapis cezasına sadece hükmedildiği için, hakkında hüküm verilmiş olduğu için insanlık onuruna yarışır bir sağlık hizmetinden faydalanamayan, tedavi hakkına erişemeyen, insanlık onuruna uygun bir biçimde yaşamını sürdüremeyen birçok tutsak bulunmaktadır. Maalesef ki tedavi hakkını ve sağlığa erişime geçelim, insanlık onuruna uygun bir biçimde yakınlarıyla vedalaşma, bu hayattan göçüp gitme hakkına bile sahip değil maalesef müvekkillerimiz. Bunların sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bu eşitsiz, ayrımcı infaz rejiminin sürmesine sebep olan sorunları çok iyi biliyoruz. Bu kişiler Adalet Bakanlığı'dır, Sağlık Bakanlığı'dır, Cezaevi Tevkifleri Genel Müdürlüğü'dür ve Hapishane İdareleri'dir.